Aren TV'den hepinize merhabalar. Yargıtay tarafından davası bozulan ve bugün yargılanmasına tekrar başlanan HDP'nin yerine kayyum atanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında mahkeme bugün karar verdi. Mahkeme verdiği kararda yine tahliye çıkmadı ve Selçuk Mızraklı hakkındaki davayı ileri bir tarihe erteledi. Diğer bir haberimiz de Yeşil Sol Parti'den Diyarbakır Milletvekili seçilen Adalet Hakkaya hakkında mahkemeden dikkat çeken bir karar geldi. Haberlerimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Yerine kayyum atandıktan sonra tutuklanan Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın yeniden yargılandığı davada tahliye talebi reddedildi. Görevden alındıktan sonra yerine kayyum atanan Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, örgüt üyesi olmak iddiasıyla yargılandığı davada 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası almış, söz konusu ceza Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Mızraklı'nın yeniden yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Diyarbakır 9. Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mızraklı tutuklu bulunduğu Edirne Fethi kapalı cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemiyle Segbis'le duruşmaya katıldı. Mezopotamya'da yer alan habere göre savcı mütalasında suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut deli durumu, kaçma ve saklanma şüphesi ve suçun alt ve üst sınırı ile verilmesi beklenen cezaya göre adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kaldığını belirtti. Savcı Mızraklı'nın tahliye edilmesi yönündeki talebin reddini istedi. Mahkeme heyeti Mızraklı'nın tutukluk halinin devamına karar verdi ve tahliye etmedi değerli dostlar. İkinci haberimiz de Yeşil Sol Parti'nin Diyarbakır'dan milletvekili seçilen Adalet Kaya ile ilgili bir haber değerli dostlar. Roza Kadın Derneği Başkanlığı döneminde dernek faaliyetleri nedeniyle hakkında terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Kaya katılmadı. Kaya'nın avukatları Elif Direnç, İpek Ulaş ve Gazal Bayram duruşmada hazır bulundu. Savcı Kaya'nın hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde mütalaa verildiğini anımsattı. Savcı mütalasının ardından Kaya'nın milletvekili seçildiğini, buna dair bilgi ve belgeler için İl Seçim Kurulu ve Meclis Genel Sekreterliğinden talepte bulunulmasını istedi. Kaya'nın avukatı Gazal Bayram Koluman, müvekkilinin milletvekili seçildiğine dair İl Seçim Kurulu'ndan alınan mazbatanın örneğini mahkemeye sundu. Elif Direnç, İpek Ulaş ise yurt dışı çıkış yasağı tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Kaya'nın milletvekili seçilerek göreve başladığına dair İl Seçim Kurulu ve Meclis Genel Sekreterliğinden bilgi ve belgelerin istenilmesine karar veren mahkeme, Kaya hakkında uygulanan yurt dışı yasağı adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. İl Seçim Kurulu ve Meclis Genel Sekreterliğinden bilgi ve belgelerin gelmesi durumunda yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirlerinin celse arasında değerlendirilmesine karar veren mahkeme duruşmayı 25 Ekim'e erteledi. Evet değerli dostlar, Halkların Demokratik Partisi HDP'nin yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyük Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve Yeşil Sol Parti'den Diyarbakır Milletvekili seçilen Adalet Kaya hakkındaki kararları bu şekildeydi. Özellikle mahkemenin Adalet Kaya'nın milletvekili mazbatasının sunulmasına rağmen tekrar İl Seçim Kurulu'ndan ve meclisten bilgi istemesi dikkat çekici. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.